üşüdün mü? Korkuyor musun? Korkuyorum. Ben de. Tamam. Tamam, kalkıyorum. Ya baba, yeni arabamız süpermiş. Bunun rengi de çok güzel. Güzel değil mi? Buz grisi diyorlar buna. Arada bir tur verirsin herhalde değil mi baba? Sen önce bir baltaya sap ol, araba kusur kalsın. Kazasız belasız inşallah. Timur Bey çok iyi adam. Böyle patron bulunmaz vallahi. Babam da onun için gece gündüz demeden çalışıyor. Onun gibi de usta bulunmaz. Ama kimsenin patronu da otomobilini yenilemiyor değil mi? Söyledin değil mi baba? Hı? Yani yemeğe davet ettin. Yarın gelecek mi? Gelecek, gelecek. Kırmadı, sağ olsun. Kızım, sen kahvaltı etmeyecek misin? Yok baba, geç kaldım. Hadi çıktım ben. Yazdın mı? Allah Allah, bir lokma yemeden fırladı. Nesi var bunun? Ay, ne olacak ayol, okula gidiyor kızcağız. Sen de takılma şuna. Niye buraya kadar geldin ya? Birileri görecek. Ya ne yapayım? Ana yolda bekleyemedim. Uyuyakalmışım. Ablam uyandırmasa? Okula geç kalacaktım. Bak Sinan Armangi, değerini bil. Senin için okul kırıyorum. Tamam, bu son. Bir daha asla okul falan kırmayacaksın. Ama bak, göreceksin. Hiç pişman olmayacaksın. Neymiş sürprizin? Hadi söyle. Önce öpücük. Yetmez ama şimdilik idare edelim bakalım. Ya hadi söyle. Biraz sabret. Ne alacaksın? Hem öpücüğü aldın hem sürprizi söylemiyorsun. Ya söylemeyeceğim demiyorum ki. Sadece birazcık sabret. Ya üf. En zor şey istiyorsun benden. Az kaldı, az. Kahve keyfi yaparız değil mi? Uyuyakalmışım. Niye uyandırmadın? Sabah olmuş ya. Bir kere de birlikte uyanalım istedim Timur. Ne olur yani? Begüm, tartışmayalım olur mu? Geceleri evimde uyumak istiyorum. Bu kadar basit. Her zaman razı olmak zorundayım. Hadi görüşürüz. Seni bilmem artık. Bak ya, sanki ben onu soruyorum. Of! Şu Amerika konusu geçince içim kararıyor. Ya karartma içini. Şimdi anın keyfini çıkaralım, tamam mı? Amerika'ya gidince de böyle mi yapacaksın?
yapacaksın? Anı keyfini mi çıkaracaksın? Canım benim, uysuz sevgili. Ya sadece ayrılığı düşünüp böyle moralimizi bozmayalım diyorum. Hem sayılı gün çabuk geçer ya, topu topu 2 sene. Master bitince hop yanındayım. Sonra da... Sonra da ne? Nasıl oluyor siz Türkler? Allah'ın emri, peygamberin kavmi. Nazım'sa. Hoş geldin Turan abi. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Buyurun. Bıyıkları düzeltsene, ben seni de biraz üstten alalım Nazım'sa. Olur Turan abi, olur. Sifte erken yapmışsın Nazım. Evet, sağ ol. Geldi gene, işler ters gidecek bugün. Bak. Yazık işte. Hayrola? Neye yazıkmış? Aa şu kızlar. Ne arabalara biniyorlar ya. Niye yazık ki? Farz-ı misal Turan Usta. Kaç yıldır araba tamir eder. Aa bu arada yeni araban hayırlı olsun Turan Usta. Sağ ol, sağ ol. Ama ne de olsa şu kızların bindiği arabalar kadar değil yani. Değil mi Turan Usta? Bana ne kızlar bindi arabada? Allah Allah. Senin kızın da biniyor. Sen ne diyorsun? Ben diyeceğimi dedim. Hadi, hayırlı tıraşlar. Şükrü! Ne söyleyeceksen adam gibi yüzüme söyle. Kızlarımın namusundan ben sorumluyum. Büyüğüne diyecek lafım yok. O maşallah namuslu kız ama... küçüğü... Ne olmuş küçüğüne? Cillop gibi arabalarda cillop gibi olanlarla geziyor. Sende havalar 1500 ama hiç. Yeminliyim Şükrü. Belaya bulaşmamaya yeminliyim. Bozdurtma. Yanlış yaptın Şükrü. Özür dilemen lazım Turan abiden. Ben ne dileyeceğim ya? O dilesin. Sen aldırma onu Turan abi. Dangalağın teki işte. Mal mal konuşuyor. Abi, abi elin. Tatbikat yapacağız. Gel hadi. İnanmıyorum. Hadi gel. Taksimetre boşuna çalışıyor. Hoş geldiniz Timur Bey. Merhaba. Merve gitti mi? Yok. Niye? Sizi merak etti. Babam gelmeden gitmem diye tutturdu. Geç kalmıyor musun kızım sen? Akşam nerede kaldın? Çantanı hazırla, ben götüreceğim seni. Nerede kaldın? Arkadaşım da. Arkadaşın kim? Ya kimse kim kızım, hadi geç kalıyoruz. Thank you.
Hadi kızım. Hazır değil misin sen de? Begüm kim? Efendim? Begüm kim? Dün akşam onda mı kaldın? Telefonumu mu karıştırıyorsun sen? Dün akşam Begüm'de mi kaldın? Bir daha asla telefonumu karıştırmayacaksın. Tamam mı? Asla. Özür dilerim. Hadi yürü. İyi günler. İyi günler. Vallahi bu sefer kesin çıkacak, bak söylüyorum. Öyle mi diyorsun? Her gün söylüyorum ama 40 kere deyince oluyor biliyorsun. Ama ne bileyim, bilmem ki. Aa, ama inanmazsan olmaz. Ne kadar tarif ettim canım, daha ne diyeyim. Hatta kızını bile gördüm. Ben daha görmeden evde. Canım belki yarın yemeğe kızını da getirir. Aman. Hem görüp ne yapacaksın? Sana kızı değil, babası lazım. Öyle deme ya. O da onun evladı canı. Ay sen insanı öldürürsün ha. Kızım kapıya mı koy diyen oldu sana? Bana bak, kaçta gelecek yarın yemeğe? Aman ne bileyim ben. Babama böyle şeyler sorulmuyor, bilmiyor musun? Hadi kalk. Ne? Kalk gidip biz de kendisine soralım. Nasıl yani? Delirdin herhalde. Ne var canım? Gidelim şu Timur Bey'imizi, müstakbel damadımızı bir görelim bakalım. Şişt, annem duyacak, sus. Ay ne var kızım, duysun. Hem duysa en çok o sevinir ha. Hadi kalk kalk, bir an önce giyin. Oğlum Mine bu sınıfta mı? Mine Şenoğlu. Mine bugün gelmedi ki. Bak, emin misin? Yok, gelmedi. Mine bugün okula gitmemiş. Nasıl? Anlamadım. Neden gitmemiş ki? Gitmemiş işte. Aradım, cevap da vermiyor. Bul onu Esmahan. Mine'yi bul. Baba. Efendim canım. Karnım ağrıyor. Geçer. Geçmiyor. Çok ağrıyor valla. Bildiğin gibi değil. O zaman
Doktora gidelim. Hemen şu ileride bir hastane var. Ne dersin? Bilmem. Gitsek mi acaba? Sen bilirsin. Bir iğne yaparlar. Çabucak geçer. Okulda da rahat edersin. Hı? Yok. İğneye gerek yok aslında. Şöyle biraz uzansam, dinlensem geçer. O zaman durayım, arkaya geç. Rahat rahat uzan. Hı? Aslında benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş bakalım? Ben en iyisi seninle galeriye geleyim. Hem orada odamda biraz oturur, dinlenirim. Senin bugün bir sınavın mı var? Hı? Ya da sevmediğin bir dersin? Yoo. Vallahi karnım ağrıyor. Vallahi. Yemin etme, numaradan hoşlanmıyorum biliyorsun. Bak, hastaysan hastayım diyeceksin. Eğer okula gitmek istemiyorsan, okula gitmek istemiyorum diyeceksin. Bana numara yapma. Şimdi söyle bakalım, ne istiyorsun? Seninle gelmek istiyorum. Senden ayrılmak istemiyorum. Ah, kızım, bıkmadın mı benden? Bak, sabah beraberdik. Akşam yine birlikte olacağız. Sonraki gün yine birlikte olacağız. Ondan sonraki gün yine birlikte olacağız. Ondan sonraki gün yine birlikte olacağız. Yani hep birlikte olacağız. Ama şimdi okula gideceksin, tamam mı? Geçti mi karına? Geçti. Bak, fena olacak. Yapma, dur. Fena olacak, dur. Bırak beni, bırak. Sakinleşene kadar bırakmayacağım. Öldürecektin beni, ölüyordum korkudan. Ne yani, sahiden atladığımı mı sandın? Düştün sandım. Düştüm sandım. Kapıyı açıp gerçekten düştüm sandım. Of, saf sevgilim benim. Ya bir de Allah... Dur, dur. Panter yavrusu, dur. Bırak beni. Seni hiç bırakmayacağım. İstediğin kadar çırpın, benden kurtulamayacaksın. Kurtulmak isteyen kim? Kurtulmak istemiyor musun? Seni istiyorum. Ben de seni istiyorum. Korktum. Ay, ben bu kadar janti bir yer beklemiyordum ha. Amma havalı. Atölye arkada aslında, babam orada. Esas oğlan nerede? Onun odası içeride, yukarıda. Hadi. Ne? Ay, yürü hadi, yürü. İyi de babamın yanına oradan gidilmiyor ki. Hadi Emine. Ya karşılaşırsak? Ay, hayret bir şeysin ya. Niye girdik ki buradan? Şunu bir incele de sonra bana bilgi ver, olur mu? Merhaba. Merhaba. Arkadaşım Nurcan. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Babanı arıyorsun galiba ama burada da yok. Aramış, gecikecekmiş biraz. Ne şahaneymiş galeriniz. Her şey pırıl pırıl. Teşekkürler, sağ olun. Bir yerde otur, bekle istersen. Ay yok, biz... Çay ocağından bir şeyler alın. Yabancı sayılmazsın. Keyfine bak. Biz çıkalım da... Babamı ararım sonra. Benim bir iki görüşme yapmam lazım, müsaadenizle. Kolay gelsin. Dursaydık gene kaçmaya çalışıyorsun hemen. İşi biterdi, yanımıza gelirdi. Ay, dur Allah aşkına Nurcan ya. Yabancı değilsin ha? Yakışıklı değil mi? Evet. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Erdoğan, bak bu son, tamam mı? Baba, ne çay içip duruyorsun? Yeter ya. Annem anlayacak, ikimiz de yanacağız sonra. Ne ya? Bu lokantada çay içmek de mi yasak? Anlamadım ki. Yalnız pek de güzel demlemişsin. Ellerine sağlık, canımın işi. Afiyet olsun ama
Annem işkilendi bence. Bakıp duruyor, görmüyor musun? Ya bakarsa baksın. Ne yapıyoruz ki biz burada? Yiyoruz, içiyoruz. Oh, annene para kazandırıyoruz. Senin anan daha ne ister? Tamam da. Bakar mısınız? Geliyorum, bir dakika. Hadi git artık, sende işin gücün yok mu? Olacak, o da olacak inşallah. Teklif çok da ben karar veremiyorum. Hadi Erdal, hadi git artık, annem anlayacak şimdi. Ya anlarsa anlasın. Zaten şu iş konusunu kafamda bir netleştireyim. Ondan sonra gideceğim annene. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle çözeceğim o işi. İnşallah. İnşallah. Masa 3 hesap. Tamam. Hesap istemedim ki ben. Niye hesabı söylüyorsun? Hesap istemiyorum. Fikri Bey, bakın bu kabrio aracımız 7 ileri şanzıman vitesi sahiptir. Bu çok önemli bir özellik. Tam 222 beygir gücündedir. Şu tavan tam 19 saniyede açılmaktadır. Bir gelin Allah aşkına. Yani şu arabaya bir yakından bakalım. Şu navigasyon sistemi, telefon, aklınıza gelebilecek her türlü konfor bu arabada sağlanmıştır. Kesinlikle kaçırmayın bu arabayı. Peki, sağ ol. Başka bir zaman bakalım. Sen gelsene. Buyurun Timur Bey. Müşteriyle konuşurken elini kolunu fazla sallamayacaksın. Bu bir. Gereksiz bir kelime dahi etmeyeceksin. Bu iki. Bir de karpuz satar gibi arabaya pat pat vurmayacaksın. Bu da üç. Bir daha bunları yaptığını görürsem, o müşterinin arkasından bir şey söyledin ya, onu aynen ben sana söylerim. Ne? Ne dedim ki Timur Bey? Anladın mı? Yürü şimdi. Ah Turan Usta, neredesin ya? Seni görmedim, bütün günüm ters gidiyor ya. Biraz geciktim. Eline ne oldu abi? Hiç, ufak bir kaza. Ya şöyle doğru düzgün pansuman falan yapsaydın. Yok yok, mühim değil. Ben aşağıdayım. Turan Usta, bu ML350'nin kolonları ne oldu? Onları dünden hazırlamıştık. Güzel. Yemekler hazır mı? Yemekler? Hı. Tabii, tabii. Şimdiden başladılar hazırlanmaya. Yarın akşam bekliyoruz. Benim kız da gelecek. Bir mahsuru yok değil mi? Olur mu? Çok seviniriz. Turan Usta, Timur Bey seni soruyordu. Tamam, görüştüm ben kendisiyle. Tamam. Sinan. İlk beraber olduğumuz günü hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Sırılsıklam olmuştuk yağmurdan. Sen çok güzeldin. O zaman sana korkuyorum demiştim. Ben de sana ben de demiştim. Biliyor musun? Aslında korkmuyordum. Sana o kadar güveniyordum, seni o kadar çok seviyordum ki. Ne desen yapmaya hazırdım. Çok tatlısın yine. Çok. Annem arıyor. Anne ne oldu? Neredesin sen Mine? Geliyorum, eve geliyorum. Baban okula gitmiş. Ne oldu canım? Olabilecek en kötü şey oldu. Hadi. Hadi. Nasıl yaptın kız sen bunu? Ha? Korkmadın mı? Utanıp sıkılmadın mı? Ne diyeceğiz biz şimdi babana? Vallahi kalpten gidecek adam. Onunlaydın değil mi? Aferin. Olacağı buydu. Sen ne adlar karıştırıyorsun kız? Sana ne ya? Ne demek sana ne? Doğru konuş, canımı sıkma benim. Abinim ben senin. Tamam abi, Allah aşkına bir de şimdi sen başlama. Sen ne başlaması? Al işte. Babam geldi. Turan, bak ben konuştum. Söylenecekler hepsini söyledim. Arkadaşlarıylaymış.
Ne olur bak sinirlenme, tansiyonun çıkıyor sonra. Turan! Ne olur? Nerede? İçeride. Ben hayatımda bir tek şey için yaşadım. Şerefim için. Para, pul, servet hepsi hız gelir bana. Onurlu bir ölümü, onursuz bir hayata bin kez tercih ederim. Benim onurum, namusum sizlersiniz. Annen, ablan, abin. Sen. Bak bana. Kafanı kaldır bana bak. Ne görüyorsun karşında? Baba ben. Kendini savunma. Ne görüyorsun karşında onu söyle. Ben sana söyleyeyim. Ciğeri iki para etmez bir herif tarafından alaya alınmış bir adam. Kızının yalancı olduğunu öğrenmiş bir baba. Bir daha seninle ilgili herhangi bir mesele kimseden, hiç kimseden duymak istemiyorum. Kendine gel, aklını başına al. Ne yapıyorsun kızım burada? Seni seyrediyorum. Saat kaç? 8. Geç kalmadın mı sen? Ayten Hanım nerede? Saat çalmadı mı? Saati ben kapattım. İlk ders boş zaten, spor hocası gelmiyor. Sakatlanmış. Numara yapmıyorsun değil mi? Kahvaltı edelim mi beraber? İkimiz. Sonraki derse yetişirim. Tamam, öyle olsun küçük çadır. Gel, şu çalıdan alalım ya. Yok kızım, çalı dünyanın parası. Ayşe kadın alırız. İyi de onun zeytinyağlısı güzel olmuyor. Ay ne oluyor sana bugün? Her zaman hadi hadi diyen, çekiştiren Emine... ...bugün sosyete pazarına çıkmış gibisin maşallah. Ay yok be anne. Babamın patronu gelecek ya, eksik bir şey olmasın diye dedim. Allah'a bin şükür kızım, her şeyimiz var bizim. Hem patron gelecek diye de öyle kendimizi zengin gösterecek halimiz yok değil mi? Aman be anne, alt tarafı bir çalı alacaksın, altınlarını bozdur demedim. Şuna bak şuna, elimiz kolumuz doldu taştı, hala altınlar diyorsun. Kimseye ayıp mayıp olmaz. Bir kilo fasulye versene. Aman hiç değişmeyin, değil mi? Nasıl bıraktıysam öyle kalın.
Yok orası tıkalıdır, girmeyelim. Yok sen şurada inip yürüsen olmaz mı? Hep aynı terane, hep aynı. İkinci Viyana kuşatmasında Osmanlı Devleti'nin başarısız olmasının en önemli nedeni kuşatmanın uzun sürmesi ve bu süre içerisinde Avrupa'nın Avusturya'ya destek gönderecek zamanı bulabilmesidir. Tabii bu seferin başlangıçta Viyana'yı almak amacıyla düzenlenmemesi de başarısızlığın nedeni sayılabilir. Kitapta ayrıca Merzi Fonlu Kara Mustafa Paşa'nın yakındaki kişiler tarafından dolduruşa getirildiği yazıyor ama bence bunlar dedikodu hocam. Tamam çocuklar çıkabilirsiniz. Aferin. Aferin Mine. Mine aferin kaptın kızım ya. Ne ara ezberliyorsun bu kadar şeyi? Ezberlemiyorum. Okuyorum o kadar. Senin kafan bir şey mi bozuk? Babam mı? Akşam fena kavga ettik. Hadi ya. Benim aklım var biraz laf edeyim istersen. Yok. Sinan gelecek. Nereye gidiyoruz, ne yapalım? Eve. Hiçbir yere gidemem. Eve dönmem lazım. Babam mı? Çok mu fenaydı? Bir şey diyeceğim sana. Tatile ne zaman çıkıyoruz? Daha ciddi bir şey. Nedir? Kızınla tanışsam artık. Ha, o mevzu. Güzel olmaz mı Timur? Bu yaşta böyle kaçak göçek. Doğru düzgün bir geceyi bile birlikte geçiremiyoruz. Abartıyorsun. Seni ne kadar seviyorum biliyorsun. Ama hep bir eksiklik duygusuyla. Ben bir türlü huzurlu olamıyorum. Sen de benden hoşlandığını söylüyorsun. Beni beğendiğini söylüyorsun. Ne engel var anlayamıyorum. O ne? Bir kere atacağım. Çift gelmezse hemen evleniyoruz. Nasıl? Öyle işte. Aşağı yukarı %70 ihtimal evleniyoruz. Ama çift gelirse... Nasıl ya? Ne diyorsun? Atayım mı? Ama... Peki çift gelmese, sahiden evlenecek miydik? Evet, tabii. Oyun mu bu? Yok, gerçek. Zarlar ne derse o. Aksini hiç yapmadım bugüne kadar. Sağlığına. Yani... Tokat atsa, kızsa, bağırsa bu kadar ağır gelmez. Ama öyle laflar ediyor ki, beni eziyor. İçim parçalıyor. Yapma Mine. Ağlama ne olur. Sen güçlü bir kızsın. Gücüm kalmadı artık. Hep aynı şeyler. Hep bir kavga. Onun namusu, onun şerefi. Bir kere olsun adam gibi oturup konuşamıyoruz. Bir kere bana nasılsın, ne düşünüyorsun, ne yapıyorsun diye sormuyor. Keşke okulu kırmasaydın. Sana sürpriz yapacağım diye her şeyi mahvettim. Yok. Bunun sonu yok ki. Okulu kırmasaydım görüşmemize izin verecek miydin? Hayır, onu bırak. İlişkimizi duysa kıyameti koparır. Ne diyeyim bilemiyorum ki. Bundan sonra daha dikkat ederiz. Bana sarılır mısın? Sonuna kadar. Sonsuza kadar. Hiç yanından ayrılmak istemiyorum. Bir an bir de. Ayrılmayalım o zaman. Nasıl yani? Ayrılmayabilir miyiz? Amerika'ya gitmekten vaz mı geçeceksin? Yok. Belki sen benimle birlikte gelmek istersin. Sahi mi? Neden olmasın? Bunu söylemiş olmak bile benim için o kadar önemli ki. Kızım, kollarım koktu.
Onu da al, bunu da al derken şu halimize bak. E hamal tutalım dedim, istemedin anne. Ben ne yapayım ya? Aa, teyzem değil mi o? Süreyya. Teyze. Teyze. Ay, aşk olsun yani. Kız insan bir haber verir. Sürpriz yaptım işte. Ay deli kız, ay deli kız. Sen ta Almanyalardan kalk gel. Ha? Dur abla, bir sarılayım ay, size. Sevincimden söylüyorum deli kız. Ay nasıl sevindim bilemezsin. Hale misin teyze? Gören de aşağı mahalleden geldin sanır. Sizi gören de halden geliyorsunuz sanır. Ne bu böyle amma yüklenmişsiniz? Hiç sorma, öldüm valla. Akşama misafirimiz var. Öyle mi? Orduyla geliyor galiba bu misafir. Kim geliyor abla? Anlatırım sonra, hadi gel. Tamam, dokunma. Zaten taşımışsın. Ya Erda, ben şimdi sana baskı yapmak istemiyorum. He. Ya biliyorsun, ben öyle şey kızlardan değilim. Ne kızlardan ya? İlla evlenelim falan diye tutturan. Aa, saçmalama canımın içi. Olur mu öyle şey? Seni tutturmana gerek yok ki. Zaten ben tutturuyorum. Ben çok istiyorum seninle evlenmek. Ayrıca biz bir kere söz verdik. Bize söz demek namus demek. Ya tamam da. Ya ben böyle gizli saklı olsun da istemiyorum. Annem anlayacak diye ödüm kopuyor. Çok stres oluyorum. Üf, ya evet ya, çok haklısın. Zaten söyledim ya, babama söyleyecektim ben. Hatta bak, dün gece tam mevzuyu babama açayım diyordum ama. Ama ne? Ya bizim Mine yüzünden evde olay çıktı. Çok sinirim bozuldu ya. Niye mevzu çıktı ki? Mine ablam mıydı sana? Ya yok kardeşim. Okulu kırmış eşek. Babam da anladı, kıyamet koptu evde. Niye kırmış ki okulu? Ne bileyim işte, uyumuş arkadaşlarına. Serserilik etmiş işte. E kızın sevgilisi vardır belki. Ya yok, ne sevgilisi olacak onun? Ufacık kız, o da liseye gidiyor. Bunda. Ay Erdal. Lisedeyken sen de kırıyordun okulu. Kırmıyor muydu? Ben kırıyordum ama ben erkeğim değil mi? Erkeğim diye kırıyordum okulu ben. Allah Allah, ne biçim konuşuyorsun, canımı sıkıyorsun benim şimdi ya? E tamam, ben daha fazla zorsam etler kokmaya başlayacak. Gidiyorum dükkana. E tamam, hadi bırakayım seni. E tamam ya, şaka yaptım, asma suratına. Hayır, asmasından değil. Mine öyle bir kız değildir. Sen şimdi bilmiyorsun ya, ondan öyle konuştum. Şimdi ver etleri, ver. Ay Erdal, amma kastın yani. Ağzın. Bir de sen baksana şunun tadına. Nefis olmuş. Aynı annemin yaptığı gibi. Elime aldın sen derdi rahmetli. Bana bak. Bu sefer biraz daha uzun kal bari ha. Daha sana doğru düzgün doyamadan hemen çekip gidiveriyorsun. Merak etme ablacığım. Bu sefer sandığınızdan çok daha uzun kalacağım. Yoksa? Kesin dönüş. Kesin dönüş. Çok şükür ya Rabbim. Teyze. Erdal'ın odasında yatarsın sen, Erdal'ı da salona alırız, öyle bir şeyler yaparız yani, tamam mı? Yok Emine'ciğim, olmaz. Babanı biliyorsun. Ben size ayıp olmasın diye geldim. Aslında bir otelde kalacaktım, o yüzden haber vermedim. Ama sonra annen gücenir diye. Aşk olsun yani Süreyya. Ablanın evi dururken olacak şey mi öyle otel odası falan ha? Yok ablacığım. Eniştemle o tartışmaları tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Her seferinde sen arada kalıyorsun, sonra çok üzülüyorum. Boş ver, ben alıştım. Sen de alış artık. Ay! Teyzem gelmiş. Oh, dur kız, devrileceğiz. Tencereyle kapat. Kavuştu birbirine. Merve. Merve. Bak hiç duyuyor mu beni? Hadi kalk, yemeğe gidiyoruz. Nereye? Bizim ustabaşı var ya, Turan abi. Yemeğe çağırdılar bizi, hadi. Niye ustabaşının evine yemeğe gidiyorsun ki? E davet ettiler kızı. Hem ben Turan abiyi çok severim biliyorsun. Hadi kalk. Ben gelmesem. Niye? Ya senin ustabaşın bana hiç eğlenceli gelmiyor. Hem bir sürü dersim var. Facebook, MSN yok ama. Yok. Vallahi ders çalışacağım. İyi tamam, onda gelirim. Söz mü? Söz. İyi akşamlar sayın seyirciler. Öncelikle bize bu çekimler için imkan ve tesis sağlayan teyzemize selam sarkıtıyoruz. Teyzeciğim, teyzeciğim buradayız. Ve teyzemizin bardakları yerleştirişini izliyoruz. Ve Esma Hanım'ın yaprak sarmasını masaya yerleştirişini izliyoruz. Gözyaşları içinde izliyoruz. Aman Süreyya, nereden getirdin bunu artık her dakika? Anne,
Börekleri şimdi mi getireyim? Ay yok, hayır. Rakı içer mi? Koyuyorum bardağı. Ben nereden bileyim teyze? Esma Hanım şu anda çatalları, kaşıkları yerleştiriyor. Esma Hanım, duygularınızı alabilir miyiz? Maalesef be. Aa, duygu istedik ya. Ve teyzemiz gidiyor. Bakalım ablamız mutfakta ne yapıyor? Basbayağı küs müsünüz babamla şimdi? Evet. Ne oldu peki? Şimdi anlatamam sonra. Geldi, gidiyorum ben. Nereye? Ve nihayet evin reisi Turan Bey'i teşrif ettiler. Turan Bey, duygularınızı ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Nereden çıktı o? Böyle şeyler ödünç alınmaz oğlum. Düşer bir şey olur. Teyzem getirmiş. Süreyya mı geldi? Evet. Merhaba enişte. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, iyi. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben hoş geldin Turan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hala kızgın bana değil mi? Ay sen de takılma ona Süreyya. Gitme üstüne. Yok canım, ne üstüne gideceğim? Ben bakarım. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkürler. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk Turan abi, nasılsın? Sağ ol. Hoş geldiniz Süreyya. Merhaba Timur. Kız kardeşim. Kızınız yok mu? Ders çalışması gerekiyormuş da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ayakta kaldınız, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama ben kola içecektim. Olmaz. Baban ne dedi biliyorsun? Aa, kim ki bu saatte? Bilmem. Merhaba. Merhaba, buyurun. Timur evde miydi? Hayır, yok. Kim? Ben Begüm. Merve evde değil mi? Evet. Ama ben tanıyamadım. Ben tanıyorum. Ah, merhaba Merveciğim. Merhaba. Fena değil dersleri. Matematikte zorlanır diyordum ama iyi yani. Hiç belli olmuyor çocukların yetenekleri. Her şey hazır da isterseniz sofraya geçebiliriz. O heyecandan geldi yani. Evet, geldi. Buyurun. Sağ olun. Mine'yi çağır. Gelmeyeceğim dedi. Kalk hadi. Yemeyeceğim ben. İçeri gel Mine. Evet. Buyurun. Bu da küçük kızımız Mine. Siz onu daha önce hiç görmemiştiniz değil mi? Hayır. Merhaba. Hoş geldiniz. Ve Mine'nin de katılmasıyla kadromuz tamamlandı sayın seyirciler. Oğlum bırak şu Meret'i.
Hiç rahat vermedin Timur Bey'e. Yok canım, sorun değil. Bir ara ben de merak salmıştım. Ben sana montaj için bir program önereyim. İnternetten indirirsin. Vallahi mi ya? Dur o zaman, ben onu bir yazayım. Merve, al. Tamam baba, alayım gideyim yazayım. Kağıt kalem getireyim o zaman. Seneyse çok olmuş yani. Bayağı bir tanıyorsunuzdur birbirinizi. Ne bileyim, tanıyoruz herhalde. Nasıl tanıştınız peki? Ben bir kokteyle gitmiştim. Ne kokteyli? İşte bir giyim firmasının. Babamın ne işi vardı ki orada? O da davetliydi. Bilmiyorum, sormadım. Niye sormadın? Önemi yoktu çünkü. Önemli olan karşılaşmamızdı. Evlenecek misiniz peki? Vallahi Turan Usta met ettiğin kadar varmış. Yemekler çok güzeldi, elinize sağlık. Afiyet olsun. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Ben bakacağım bu programa, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Tekrar teşekkürler araba için Timur Bey. Lafım oldu Turan abi. Öbürü iyice külüstür olmuş. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi. Hoş geldiniz. Misafirimiz var. Merhaba canım. Merhaba. Merve beni öyle bir sınava soktu ki inanamazsın Timur. Geçtim mi kaldım mı bilemiyorum tabii ama. Bence o kendi sınavına baksın. Odana. Hemen! İyi geceler canım. Senin ne işin var burada? Kızınla tanışmak istedim. Emri vaki yaparak mı? Ama sen bir türlü uygun zaman bulamadığın için. Benim yerimi düşündün yani. Hayır canım. Ben zor kısmını senin üstünden alayım diye. Bir daha sakın benim yerime karar verme. İyi geceler. Hemen mi gitmemi istiyorsun? Evet, lütfen. Çok efendi adam. Timur Bey diyorum. Hı. Süreyya niye gelmiş? Dönmüş. Timur Bey yalnız mı yaşıyor şimdi? Kızı ver işte. Kesin dönüş mü yapmış? Hı. Aklıma bir şey geldi ama. Kızıp söylenmeyecek, sen diye vereceğim. Söyle söyle de. Burada mı kalacak? Gidecek canım, ev tutuncaya kadar. Söyleyeyim mi diyeceğimi? Hı. Emine diyorum. Ne olmuş Emine'ye? Yaşı geldi de geçiyor bile. Kısmeti mi çıktı? Ay, nereden kısmeti çıkacaktı Turan? Bizim de biraz etrafımıza bakınmamız lazım değil mi? O da benim işim değil herhalde.
Süreyya çok mu kalır burada? Ay söyledim ya, ev tutuncaya kadar. Kalsın kalsın da kızları da ayartmasın. Niye öyle diyorsun Turan? Nasıl ayartacak yani? Anarşist yapmasın kendisi gibi. Ay sen de Turan. Eskiden de onun anarşistliği falan. Of. Çok yoruldum Esma'nın, çok. Of. Bu akşam yine döktürmüşsün valla, ellerine sağlık. Hadi uyu o zaman sen. Sağ olasın. Sen sağ ol, sen sağ ol. Vallahi bazen aklımdan geçiyor teyze. Alayım başımı gideyim bu evden. Saçmalama kızım, daha çok küçüksün sen. Yok ya, sen kaç yaşındaydın evden ayrıldığında? Beni karıştırma, benim davam başkaydı. Benimki de başka. Hem de bambaşka. Kimmiş bakayım bu başka dava? İşte bu. Ne diyor? Miniyim diyor, kelebeğim diyor. İşte öyle şeyler. Çok tatlı ya. Teyze, adı geçince kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Çok acayip seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Hani gösterirdin küçükken, göster bakayım. Bu kadar seviyorum. Dağlar kadar, denizler kadar. Şşş, çok. Tamam. Kıskanırım bak. Ben teyzemi de çok severim. Gördüğümüş benim teyze durmuş. Kız dur yapma. Oo usta kolay gelsin. Vallahi çiçek bahçesi gibi yaptın buralara. Oyalanıyorum işte, içeride yağ pis. Biraz nefes alıyorum burada. Çapayı versin. Vallahi çok güzel olmuş ha. Böyle de hepsini ayırmışsın. Bunları dikerken bizim çocukları düşündüm. Bende 3 tane var ya. Bu 4. de hanım oluyor herhalde. Tabii ya, bak bu petunya. Bizim hanım gibi sağlam, dayanıklı, güzel, hoş kokulu. Şu kırmızı da olandır değil? Bildin mi usta? Bildim vallahi, ateş çiçeği derler ona. Bak bu da en büyük kız. Kadife çiçeği. Böcekleri, zararlıları kaçırır. Bizim kız da öyledir, huysuzdur biraz. Kimseyi yaklaştırmaz yanına. Vallahi bizim ufaklık da öyle. Bak bu da en küçük. Mine çiçeği. Bu çok narindir. Koruyup gözetmek gerekir. Yoksa gidiverir herhalde. Ya usta ne güzel konuştun şiir gibi. Peki usta patron biliyor mu aileni buraya taşıdığını? Bilmez mi ya? Ondan gizli bir şey yapmak mümkün mü? Hadi hadi çok çene çal. İçeri içeri. Randevu alsaydık bari. Kızım sabahtan beri içeridesin, çıkmadın. Dur ben sana kese atayım. Sırk gelmiş. Bak, bak. Ya bırak istemem. Niye? Eskiden abla ne olur ne olur diye yalvarırdın. Ne oldu? Çocuktum o zaman. Ha doğru. Şimdi çok büyüdün tabii. Şş, bana baksana. Bu hazırlık oğlan için mi yine? Hı hı. Doğum günü bugün. Allah'tan cumartesiye denk geldi. Babam işte okul yok. Hı hı. Yanlış yapıyorsun yine. Çok yanlış yapıyorsun. Niyemiş canım? Sence? Ya tamam abla ya, sen kese değil fırça atmaya gelmişsin. Belli, bırak derimi üzdü zaten. Nankörsün. Rahatsız ediyor muyum? Gel Turan abi. Bahçe güzel oldu ha. Sağ ol, sağ ol. Şey bizim oğlan sen bir program mı söylemişsin ne? Akşam çektiklerini sabaha kadar oturup şey yapmış. Montaj mı dedi. Bakalım Timur abi beğenecek mi diye sana gönderdi. Becerikli olan seninki. Beğenirim canım, niye beğenmeyeyim? Sağ olsun. Beğeneyim, iş var. Akşam yemek çok güzeldi. Tekrar teşekkürler abi. Ne demek, ne demek. Tamamlandı sayın seyirciler. Bırak şu Merit'i. Timur Bey'i biraz...
Bilmiyorum abla. Dışarıdan bakınca Türkiye'de bazı şeyler değişiyormuş gibi geliyor. Şu kayıp komisyonları filan. Son bir umut işte. Öyle hemen karar verme. Burada bir bakmışsın çok şey değişmiş gibi gelir ama sonra birden. Hiçbir şey değişmemiş. Her şey aynı. Hatta daha beter dersin. Yine de ben daha umutla bakmak istiyorum hayata. Bak ben senin umudunu kırmak istemem tabii ama sonra hayal kırıklığına uğrama. Bu işi çözmem lazım abla. Artık yaşayamıyorum. Bir mezar. Şu saatten sonra artık daha fazla bir şey aramıyorum zaten. En azından onun mezarını bilmem lazım. Hayrola Mila Hanım? Arkadaşım doğum günü söyledim ya anne. Kızım daha yeni kıyamet koptu. Sen babanı duymadın mı ha? İnadına mı yapıyorsun? Bekle birkaç gün de siniri geçsin. Neyi bekleyeceğim anne? Arkadaşıma başka bir günde olsaydın mı diyeyim? Ben bilmem ne dersen de. Kır dizine otur evde. Bir yere çıkmak yok. Of anne ya. Ya söz verdim gitmezsem çok ayıp olur. Babam gelmeden evde olurum. Vallahi bak. Abla bırak çocuklar gezmek, eğlenmek istiyorlar. Gençler. Ay bugün de eğlenmeyi versinler canım. Vallahi Turan duyarsa fena olur. Duyarsa olur. Duymaya da bilir ama değil mi? Sorumluluk almam söyleyeyim sana. Tamam ben alırım. Ama en geç 5'te evde olacaksın tamam mı? Tamam. Canım teyzem benim. Hadi git de bir an önce erken gel. Sevgilim sönünce dur. Yavaş. Beraber kutladığımız ilk doğum günü. Tam 35 gün sonra da birinci yılımızı kutlayacağız. Seninle tanıştığımdan beri günler sanki jet hızıyla geçiyor. O zaman daha fazla yaşlanmadan söndür şunu. İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki varsın. Hayatımdaki tek ışıksın. İyi ki sen varsın Mine. Benim tatlı küçük kelebeğim. Seni ne kadar korkuttuğumu unutmayayım diye aldın değil mi bunu? Baktıkça bana neler çektirdiğini hatırla da ağla diye aldım. Yoksa ben küçük kelebeğimi ne kadar çok özledim diye mi ağlasam? Bunu tercih edebilirim. Tamam Turan Usta, bırak onu hadi. Şimdi bitiyor Timur Bey, çok az işi kaldı. Turan abi, müşteri gerekirse bekler. İyi görünmüyorsun hadi. Yok ben iyiyim, bir şeyim yok benim. Çok itiraz ediyorsun, çok. Hadi Serkan sen topla şuraları. Turan Usta evine gidiyor. Ay okulun gerçekten çok güzelmiş. Evde yakın mı okula? Evet yakın. Yani otobüsle 15 dakika. Hmm. Amcamların evi de yakın. Bu da yarım saat falan. Sinan, sen dün ciddi miydin? Yani benimle Amerika'ya gel derken. Ciddiydim tabii. Ya belki hemen olmaz. Yani 18'ini doldurduktan sonra, yani seneye. Neden olmasın? Seneye. Basma suratını. Ömür boyu başka bir ülkeye göçmüyorum ki. Yapma Mine. Ya olur. Orada bir sürü güzel kız var. Sen çok yakışıklısın. Burada da bir sürü yakışıklı adam var. Ama senin aklın bende kalmıyor. Ben sana güveniyorum. Ben de geleyim. Bak benim pasaportum var. Teyzeme giderken çıkartmıştım. Pasaportla iş bitiyor mu Mineciğim? Amerikan vizesi. Hadi onu hallettik diyelim. Sizinkiler ne diyecek? İzin verecekler mi? Kaçarım. Kaçarız olmaz mı? Delirdin herhalde. Dün sen de gel derken ciddi söylüyorsun sanmıştım. Ya ciddiydim ama böyle apar topar olmaz ki. Ya bu işler çocuk oyuncağı değil. Şimdi çocuk mu diyorsun bana? Yapma Mine.
Bak az zamanımız kaldı. Onu da birbirimizi hırpalayarak geçirmeyelim. Bak bakayım bana. Çevir kafanı bak. Bakayım. Baba. Aa, Sinan. Senin ne işin var burada? Yalnız mısın? Mine ile tanış baba. Hoş geldiniz. Bekir Armangil. Siz hoş geldiniz. Hayrola baba? Bahçıvan aradı. Su saati bozulmuş. Bütün tesisat değişmeli miymiş de falan filan. Geldim işte. Otursana canım. Yok, iyiyim öyle. Ne yapacaksın şimdi Türkiye'de sen peki? Sen boş durmayı pek sevmezsin. Boş oturmayacağım tabii abla. Almanya'da kukla işini bayağı ilerletmiştim. Burada da yaparım belki öyle bir şeyler. Hep yapacak ilginç bir şeyler bulursun zaten. Nereden gelir aklına kukla işi? Ay deli kız. Bilmem, geliyor işte. Ama kimse de senin kadar güzel yemek yapamaz. Aman. Yemek yapmak da ne olacak? Onu herkes yapar. Yok yok, senin gibi kimse yapamaz. Mine'dir. Turan, sen miydin? Biraz sıkıntım var, erken geldim. Üniversiteden mi tanışıyorsunuz? Yok. Mine henüz üniversiteye hazırlanıyor baba. Liseli yani. Evet, lise sondayım. Ailenizi tanır mıyız? Babanız ne iş yapıyor? Babam bir otogeleride çalışıyor. Servis şefi. Ha, anladım. Hangi liseye gidiyorsunuz Mine? Kadırgan Lisesi. Neden? Nasıl neden? Yani nereden aklınıza geldi Kadırgan Lisesi'ne gitmek? Evimize yakın da biz orada oturuyoruz. Evet, anladım. Anladım. Ben bir lavaboya kadar gideyim. Sinan, Allah aşkına bu kızı nereden buldun? Hiç senin dengin değil oğlum. Daha onu tanımıyorsun bile. Böylelerini gayet iyi tanırım ben. Aman sus, duyacak kız şimdi, üzülecek. Kadir Galali seni bir kız mı? Başına iş açar. Yaşı da küçük. Olacak işte. Mine öyle bir kız değil. Onun nasıl biri olduğu beni ilgilendirmiyor. Beni oğlum ilgilendiriyor. Sinan bana bak. Sen bu kıza tutulmadın değil mi? Ciddi değilsin yani. Baba bu konuları daha sonra konuşsak. Uzatmasak ha? Nereye gitti? Gelir şimdi. Arkadaşının doğum günüymüş. Sen izin verdin. Ben izin verdim. Mine akıllı bir kız enişte. Ne yaptığını biliyor. Bu kadar sıkmanın alemi yok. Hangi devirde yaşıyoruz? Kızımın ne kadar akıllı olduğunu ben biliyorum Süreyya. Hatırlatmana gerek yok. Turan yapma ne olursun. Süreyya sen de sus. Bu dünya tehlikelerle dolu. Sen bunu hiçbir zaman fark etmedin. Onun için de başına gelenleri hiç anlamadın. Bir de o kırarlık etmeye devam ediyorsun. Şurada misafirsin diye bir şey demeyeyim diyorum ama. Turan lütfen. Süreyya. Merak etme abla. Ben anladım anlayacağım. Vay vay vay. Ablaların şahanesi. Ne haber? Vaziyetler nasıl? Babam çok önemli bir mevzu konuşmam lazım ya. Ne var? Yok bir şey. Eve geldim. Ne oldu ya? Allah Allah. Allah aşkına yapma Süreyya. Bak o öyle konuşur ama içinde kötülük yoktur. Sen bilmez misin Turan'ı? Biliyorum abla, biliyorum. Ama bir türlü kabul edemiyorum. Süreyya, bu saatte nereye gideceksin ha? İnadı bırak da kal burada. Abla benimki inat değil. Daha doğrusu senin inat sandığın şeyin adı tavırdır.
hayatta kimseye boyun eğmemektir. Süreyya, hadi kalk. Üzülme sen. Eniştem de üzülmesin. Ama artık ben de üzülmeyeyim, olur mu? Böylesi hepimiz için daha iyi. Mine? 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 Gitmiş mi? Senin yüzünden oldu. Senin abuk sabuk konuşmalarını duydu. Her şeyi mahvettin. Her zamanki gibi her şeyi mahvettin. Benimle böyle konuşamazsın. Kendine gel. Sinan. Bırak gitsin. Doğrusu bu oğlum. Biraz düşünsün. Sonra konuşursunuz. Doğrusu bu mu? Neyin doğrusu? Kimin doğrusu baba? Senin doğruların bunlar. Senin. Sinan. O zavallı sıradan bir kız. Sen koskoca holdingin gelecekteki başkanısın. O kız sana niye yanaştı sanıyorsun ha? Kara kaşın kara gözün için mi? Baba bırak bunları, seninle tartışmak istemiyorum. Tartışma zaten. Ben senin babanım. Hayatta her şeyi senin için yaptım. Senin mutluluğun için. Baba ben Mine ile mutluyum. İçin rahat olsun. Şimdi bırak onu durdurayım. Senin adına ondan özür dilemek istiyorum. Af dilemek istiyorum. Anladın mı? Baba. Efendim canım. Beni seviyor musun? Bilmiyor musun? Bilmem. İçimden geldi. Ben seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum baba. Ölecek kadar çok seviyorum. O ne biçim laf kızım? Nereden çıkarıyorsun ölümü falan şimdi? Öyle söyledim işte. İçimden geldi. Hadi uyusana artık. Ben buradayım, merak etme. İyi geceler. Sana da. Turan otur Allah aşkına. Gelir şimdi. Manav kapattı mı dükkanı? Kapatmıştır baba. Niye taktın ki manava şimdi? Ara şunu. Baba arayalı daha 15 dakika olmadı. 17 dakika oldu. Ara dedim. Ulaşılamıyor. Turan nereye? Çıkıp arayacağım. Dur ben de gideyim babası. Turan, koca şehirde nereye arayacaksın? Çocuk olma. Neredesin? Neredesin? Bayıldı. Korkudan bayıldı çocuk. Mine. 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 Anne doktor çağıralım. Anne doktor, hastaneye götüreyim. Mine. Ne yavrum, ne oldu sana? Anahtar. Arabanın anahtarı. Anne. Kızım. Korkma anne. Korkma yavrum, hastaneye geldik. İyi misin kızım? Başım. Baba. Mine kızım buradayım. Korkma.
Buradayım. Burada bekleyin lütfen. Sen koru ya Rabbim. Böyle oldu muydu daha önce? Yani benim bilmediğim. Yok. Olmadı hiç. Senden korktuğu için bayıldı herhalde. Öyle bir bağırdın ki çocuğa. Anne, insan korkudan bu kadar uzun süre baygın kalır mı? Sıra sıklama olmuştu sucuk gibi. Geç kaldı tabii. Babam kızmasın diye acele etti. Bu yağmurda da otobüs bulamayınca yürüdü çocuk, ne yapsın? Tansiyonu düştü herhalde canım. Tansiyondur. Öyledir herhalde. Öyledir. Nasılız? Daha iyi mi vaziyet? İyiyim, daha iyiyim. Ben bugün biraz yoruldum da ondan herhalde. Belirgin bir şikayetiniz var mıydı daha önceden? Baş ağrısı, baş dönmesi, kulakta sıkıntı. Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Neyse, test sonuçları bize daha iyi netice verir. Kan aldılar değil mi? Hı, aldılar az önce. Peki, ben bir bakayım. Nasıl doktor? Hiç merak etmeyin, gayet iyi. Allah'ıma bir şükür. Oh, neyse ya artık. Önemli bir şey yok değil mi? Çok normal bu aşamada, olur böyle. Nasıl yani? Babası siz misiniz? Yok, ben abisiyim. Babası benim. Yok, ben bebeğin babasını kastettim. Bebek mi? Evet, Mina Hanım hamile. Baygınlığın sebebi bu. Thank you.
Yaktın bizi kızım. Yaktın ki ne yaktın? Mine abicim bu nasıl iş ha? Sen nasıl yaptın bunu ha? Ya sen ne yaptın Mine? Tamam. Sen ne yaptın? Sen karışma. Ne karışma sen? Sus! Dur, dur Allah aşkına ölümü gör. Bu çocuk kimden? Kimden bu çocuk? Ne olur. Kim yaptı bunu? Söyle Mine. Kim yaptı bunu? Ne olur sakin ol. Sen bunu bana nasıl yaptın? Hı? Ben senin bunun için mi okuttum? Üstüne titredim be. Üstüne titredim. Kimin bu ne olur? Ne olur sakin ol. Allah aşkına sakin ol. Ne olur? Kızım, güzel kızım, Mine'm. Kim yaptı canım? Söyle. Hadi. Söylemeyeceğim. Ne dedin sen? Söylemeyecek misin? Nasıl söylesin? Beni ne hale getirdin görmüyor musun? Her şeyi mahvettin. Ne olur, ne olur ya. Nerede bunun telefonu? Emine, ver şunun telefonunu. Çek elini, çek. Götünü, çek. Ben sana söyletmeyi bilirim. Duran, ne olur. Allah aşkına, karnında bebeğim var. Duran bebeği var. Duran Allah aşkına yapma ne olursun Duran. Ne olur Duran. Allah aşkına Duran yapma. Bu adına çıkmayacak bu. Anladınız mı? Babam. Bitirdiniz mi bebeği? İnsan içine çıkacak yüz bırakmadınız.